17.852. YouTube bölümüme hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, hayatta en sevdiğim arkadaşım Ezgi Mola. Şimdiye kadar neden Ezgi'yi konuk almadım derseniz, istemedim. Canım onu çekmedi. Biraz takipçi kastım. Dedim ki Ezgi geldiğinde en azından bir takipçim olsun elimde. O kadar da takipçim oldu. Ezgi bize yeter en azından. Yeter. Birazdan başımıza neler geleceğine inanamayacaksınız. Ama önce jenerik gelsin. Oha, inanılmaz heyecanlandım Ezgi. Ben de. Önümüze bir şeyler geliyor şu anda Ezgi. Bunu ekip hazırladı, bu yiyecekleri. Neler olduğunu ikimiz de bilmiyoruz. Birazdan gözlerimizi açtığımızda onların neler olduğunu göreceğiz. Ve birbirimize sorular soracağız. Eğer o soruya cevap verme istemezsek önümüzdekini yemek zorunda kalacağız. Tabii ki sorular basit sorular olmayacak. Vahşi, tehlikeli, seksi. Birbirinden tehlikeli sorular. Sizler ve bizim karşımızda olacak. Sanki rakı öncesi meze geliyormuş gibi değil mi? Saçmalama ya, ne rakı öncesi mezesi oğlum? Meze müthiş kokar. Ezgi hazır mısın? Hı hı. Gözünü açmaya hazır mısın? Hı hı. 1, 2, 3. Allah'ım inşallah bunu sen yersin be şuna. Bu inanılmaz bir şey. Bence bu da. Böyle şeyler hiç yedin mi hayatında? Ben hiç mesela sakatat falan yemedim. Sen yedin mi? Yani ben Adana'ya gittiğimde çürük falan severim aslında. Çürük mü? Çürük ne? Adana'ya bir gün gideriz, yeriz. Çok güzel bir çorbası vardı. Çürük çorbası. Adı öyle yani. Neresi çürük acaba? Kim ne deri? Oy. Nasılsın? İyiyim arkadaşım. Sen nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hiç değilim. Gerçekten mi? Aha. Dokusuna bakar mısın? Çocuklar bunu pişirdiniz değil mi? Pişti mi bunlar? Evet pişmiş. Dün geceden mi pişti? Bu sabahtan pişti. Yani taze taze aslına bakılırsa. Bu nedir? Dana dili. Ha, ben... Evet, şimdi önümüzde neler olduğunu söyleyeceğim. Tahminimce çiğ yumurta. Bunun ne olduğunu asla bilmiyorum. Sen biliyorsundur, baban kasaptı. Bilmiyorum. Şırdan. Ha. Bu ne? Sardalya. Basit. Bunun ne olduğunu söyle. Her birinden ikişer tane var. Nasıl yani? Ya şimdi anladım. O şey, zengin görünsün diye yaptılar herhalde. Okey, tamam. Hani senin karşında rezil olmak istemedik tabii ki. Bu... Kaz ciğerim, tövbe yarabbim, hiç yemediğimiz şeyler. Bu ne ciğeri? Dana ciğeri. E güzel. Korkuyor musun? Niye sesin gitti? Ben ciğer severim. Bu da beyin. Şey beyni. İhtiyacımız olan tek şey. Evet. 20 yıldır arkadaşız ve birbirimizin bütün özelini biliyoruz. Biliyor muyuz Ezgi? Biliyoruz. Her şeyimizi biliyor muyuz gerçekten? Biliyoruz. Karnım ağrı girdi, stresten mi oldu? Hiç bana söylemediğin şey ne oldu mu hayatta? Hiç olmadı. Gerçekten. Her şeyi biliyorsun. Oha, ben de senin her şeyini biliyorum. Wow. Onu sordun zaten. Oha, sen de benim her şeyimi biliyorsun demeliydin galiba. Ha tamam, sen de benim her şeyimi biliyorsun. Gerçekten birbirimize çok güveniriz. Bizden sır çıkmaz. Şöyle yani, herkesin her sırrını herkese söyleriz. Ama birbirimizinkini asla söylemeyiz. Hayır, o kadar da değil. Yalan söyleme. Hayır. Sana biri bir sır söylediğini ilk şey olarak bana gelir, hayır, bana söylersin. Şöyle, sen bana kaç kere bunu biliyorsan niye söylemedin deyip bana kızmışlığım var. Benim de sana. Evet, çünkü birkaç yakın arkadaşımız var. E var tabii canım yani. Sanırım, o kadar tabii. Da iyi yalnız değil. Şu hayatta sadece ikimiz yokuz. Ama yani birkaç sevdiğimiz arkadaşımızın sırlarını birbirimize söylemediğimiz oluyor. Hatta birbirimize söylemeyince de tutuluyoruz. Sonra zamanında vay ortaya çıkıyor. Diye, vay be, bir yıldır bunu benden mi sakladın falan diye. Vay. Yani böyle de kaliteli tipleriz aslında bence. Sen ne söylemek istersin? Ay, sana katılıyorum. Ben sorularını o kadar merak ediyorum ki. Ben de sorularını hazırladım mı sorular peki? Bir şeyler. Yani... Evet, evet. İki tanesini hatırladım. İki tanesini not hatırladım. Aldım çünkü. Peki, hiç hayatında böyle şeyler yiyor musun? Yani yedim, yemişliğim var bayağı. Ama ben seni hiç yerken, ben mesela işkembe içmeye gidelim dediğim, ben bilmem seninle. İşkembe içtik mi biz? İçmişizdir tabii canım. İçmişizdir. İşkembeyi ne zaman içeriz? İçmişizdir ya. Bir yerde bir bar çıkışı mı? Yani içmişizdir. Benim şuralarına torba taktığım günler mi? Ay. Bunu anlattık mı hiç biz? Anlatılmayacak bir şey mi peki o? Yani ne gerek var? Ya çocuk.
çocukken çok içmiştik. Ya çocukluk sonuçta değil mi? Yani birçok insana göre az içmiştik. Çünkü öyle deli gibi de yani bir şey içebilen insanlar değiliz açıkçası. Evet. Fazla beceremeyiz içmeydi. Sonra Ezgi dedi ki beni çorbacıya götür. Tabii kuzum çorbacıya gidelim dedim. Hani çorbayla rahat. Yok, olayı yanlış anlatıyor. Benim canım pide istiyor demişti aslında. Çünkü orası pideciydi. Evet. Zaten ama ben hiçbir şey yiyemedim ve içemedim. İçemedi çünkü Ezgi benim pidem gelene kadar böyle yapmaya başladı. Ben çok kötü oldum. Dedim ki Ezgi ya yemek yiyorum lütfen yapma öyle şeyler dedim. Arkadaşlar beni susturmak için kulaklarıma iki poşet taktı. Şu tarafa döner misin dedi ve pidesini yemeye devam etti. Arkadaşlar pideciden torbanın içine bir ve yemeğini tamam daha ne detay veriyorsun pislik. Oraları bipler. Ondan sonra ya yemeğini yedi, çıkarttı kuzum benim dedi, ıslak mendille ağzımı sildi, poşeti düğümledi, çöpe attı ve taksiye binip devam etti. Eskiden mesela böyle itirafları vardı, hiç kıkılı çıkartmaz. Tamam dersen pideni yeter. Böyle duvara doğru yansıdı kafasına. Bütün gece orada takıldı. Ben kuşbaşı, kaşar Allah ne verdiyse yedim. Bugün de işte ikinci olacak. Bu birbirimize sorular soracağız. Eğer soruya doğru cevap veremezse istediğimiz şeyi yiyecek. Şimdi ilk soruyu kim soracak göreceğiz. Taş, kağıt, makas oynayacağız. 1, 2, 3. 1-0 Ezgi. 2-0. Herhalde karda yeneceğim gibi ama neyse. Hadi. Çünkü onun zekasızlığını o kadar iyi biliyorum. En azından şey gururumu kurtarayım. İki salak ben. Hadi. Aa, dur tamam be. Bir. Aslında bu kaya yapmıştım, bir, iki, böyle yapacaktım ama hadi neyse. 1-2-3. En azından gururumu kurtardım tamam. 2-1. Aa bitti, 3 oldu doğru. Tamam. İşte biz arkadaşlar. O yüzden hiçbir zaman i̇lk hayatta yol alamadık. Soracağım. Evet, ilk soruyu sen soracaksın. Hangisini yiyeceğim önce? Bunu yiyeceğim. Ulan ne olur onu seçme dedim içimden ya. Soruya cevap vereceğim abi. Tükürürüm ben bunu okay. Yiyeceğime. Peri unu çıkarır mısın? Benim peri unum yok ki. İkinci yalanın galiba, bunu da yiyeceğim. Kendin İbrahim Selim'in programında söyledin ya. Hatta Ceceli, Evgin, Selami Şahin bahsettin. Çıkarsam mı? Bunu yiyeceğini çıkarır mısın? Kariyerini mi kurtarırsın? Dili nasıl ısırır? Dil. Arkadaşlar bu nasıl ısırılır? Peçeteni al. Bir de Happy Birthday peçetesi yapmış. Peri onu çıkarır mısın ne demek? İyi o zaman. Donumuzu da çıkaralım ya da ya. Hayır. Cinsellik yok aşkım ya. Öyle şey mi olur? Ya birlikte ısıralım. Hayır. Arkadaşız sonuçta. Peki bunun mesela... Bir şey geldi Ezgi. Yapma ya. Önce öpsem mesela. Hadi. Saçmalama. Ay Ezgi bir şey geldi. Yapma. Ya yapma! Buralarıma poşet takmak istedim. Aa hiç bak. Okey sorumu değiştiriyorum. Tamam hadi acıdım. Heh. Değiştiriyorum. Hadi cesaret olduğu için kabul ettim. Neyse sorumu soruyorum. Instagram'da takip etmekten nefret ettiğin ünlü kim? Benim sorumdu bu. Bu benim sana soracağım soruydu. Ama şunu unutma. Aynı soruyu ben de sorabilirim. Hayır. Çünkü bu kuralı söylemedin. Kuralı yok. Çünkü ben kuralı... hazırladım abi. Aa, burada ama yazıyor. Ama öyle bir şey yok. Bana ne, benim de telefonumda yazıyor. Tamam. Sen şunu ye de. Cevap verebilecek misin? Ben bunu misin? Yiyorum. Cevap ver. Vereceğim mi? Veremem onu. Onun okay. Vahşiliğini biliyorsa ısırır beni. Beyoncé. Nefret ediyorum abi. Bir tip geldi bana Beyoncé'den. Maalesef her gün Beyoncé'yi gelip aşkım bunu gördün mü nasıl takip etmezsin deyip duruyor. İnanmıyorum. Valla beni sinir etme. Isır hadi. O kadar büyük ısırmana gerek yoktu salak. Yeterli mi yaptığım şey? Nasıl yeter? Yemedi ki. Cacık ol. Tam nasıl ısırdı aptal? Isırmış gibi yaptı. İz ne yok? Bakar mısın gözüme? Yutman lazımdı. Sen normal dururken de gözlerini dolduruyorsun. Ah canım ya, başından neler geçti. Tamam kesin bir yerini şu. En arkasını niye alıyorsun? En ucunu nasıl alayım? Bu hayvanın dilini ben yiyebilir miyim bir daha? Ödüm kopar ondan. Oha burası güzel mi? Bence güzel gibi. Dil zaten var, yenebilir bir şey. Tamam. Yo yut yut. Yo yut yut. Yaptım yemin ederim.
Yemin ederim 4-5 kere ısırdım. Şimdi sıra sende mi? Taş kağıt makas yapalım. Kim kazanırsa ısırmayacağım. Hayır. Sorularıma bakıyorum. En pisliğini soracağım. Kaç soru hazırladın ya? Çiğ yumurta içmesini istiyorum. Kolay mı? En kolayı. Ben bodybuilding yaparken her sabah... Bolding. Bodybuilding. Instagram'da storylerini sessize aldığın ünlü kim? Yok. Hemen gösterebilirim. Göster. Yok. Bakayım. Bak. Bak. Ya. Ya. Yapamayacağım. Ben uçmuştum biliyor musun? Ya yemin ederim gördüm. Yemin ederim. Hepsini mi? Hepsini. Kenarından da yapabilirim. Sen onun hepsini yedin mi? Haklısın. Yarısını yapabilirsin. İyi ki onu sessiz almışsın. Niye aldın? Neyinden rahatsız oldu o kişinin? Biraz anlatsana. Kapa çeneni. Devam edelim. Şarkıcı değil ama o kişi. Bunu seçtim. Son zamanlarda çok seviyormuş gibi görünüp en nefret ettiğin ünlü kim? Çok seviyormuş gibi görünüp nefret ettiğin... Ben kimseden nefret etmem ki deme. Çünkü ettiğini biliyorum. Mesela o da var. Başka var mı? Var tabii. Ben kimden nefret ederim be? Aklıma gelen biri yok ama gerçekten ya çocuklar. En nefret ettiğim ya nefretlik bir ünlü. Bize kötülük yapan kim oldu? Hayatımda nefret ettiğim biri gerçekten yok. Ama İzgi zorla birini, mesela dedikodusunu yaptığım birini şurada bu masaya yatırmamı istiyor. Ve bu bir karaktersizlik bana göre. O yüzden yiyeceksin değil mi? Sana çok kötü bir haberim var. Tek konserve olan iyi şey buymuş. Yut yut. Ben yuttum. Ben yuttum. Yutacaksın onu. Tükürmek yok. Biraz önce tükürdün çünkü sen. Çok sevindim senin adına. Tek konserve olan. Hayır yutacaksın. Numara yok. Sakın! Hayır! Çıkaramazsın. Yut, yut. Teşekkürler. Berbat bir şeydi. Yumurta benim en korktuğumdu ya. Gerçekten hiç mi? Hiç bile değildi. Yumurta en korktuğumdu. Ya. O kadar kötüydü ki. Şimdiki sorum sevgili Ezgi'm olan. Senle gezmeye gittik. Magazin karşımıza çıktı. Koca bir ekip. Magazinin karşısında bir şeyi saklamaya ihtiyaç duydun mu? Tabii ki duydum. O neydi duyabilir miyim? İkinci soru oluyor galiba. İlkine cevap verdim. Varsa o sakladığın şey nedir? Şuradan eninde tutarak alacağım. Happy birthday'le. Ben kendim yaparım ben. Hayır. O, burası mı yeniliyor? Burası mı? Ya ben burayı seçiyorum Allah Allah. Hangisini yiyeceğime karar. Yiyeceği şey bu. Kuzenlerini en sevdiğinden en sevmediğine doğru sırala. En sevdiğim Arda, Ayça. Bunun sonu yok ki. Benim bildiklerimi söylesen yeter. Başka kuzenin mi? Cevap verdim. Verdim. Okey. Ne yiyeceksin? Beyin. Beyin yiyeceksin. Son 5 yılda bir sürü komedyenli film çektin, program yaptın, bir sürü iş yaptın. Buna ben de dahil. Aralarında en sevmediğin erkek komedyen hangisi? İlla ki beni de sevdiğimden sevmediğime doğru bir sıralama var tabii ki. Afiyet olsun. Kuzum beyin çok iyi geliyor biliyor musun? Tuzlayayım mı onu? Yok böyle de güzel. Biraz daha yiyeyim mi? Güzel mi gerçekten? Yiyebilirim evet. Güzel mi? Evet. Ben hiç beyin yemedim hayatımda. Benim çocukluğum beyinle geçti. Ama burnundan nefes almıyorsun ya. Cennet mahallesi gibi girmiyorum. Konuşuyor. Nasıl tadı? Gayet güzel. Gerçekten mi? Sıra bende. Tiyatroda izlediğin en kötü oyuncu kim? Türk ve tanıdığımız arkadaşımız olan. Türk tiyatro oyuncularını çok beğeniyorum. O yüzden... Aa. Yiyeceğin şey bu. Hala burnundan nefes al. En kötü Türk tiyatro oyuncusu mu? Oy çok magazine düşeriz. Allah kahretsin. Hiç kötü değil. Ama şu anda istediği lezzet de bu değil. O kadar yemediğimiz şeyler ki biz böyle şeyler yemiyoruz ki. Ben hiç bilmem ki bak 20 yıldır gel beyin yaptım sana dediğimi gördün mü? Sen ne yaptın? Sana dil haşladım falan. Ne mi yaptım? Yok. Yok ben yedim 3 parça. Hiçbir yediğimi buraya tükürmedim. Yönelmedim bile oraya. Çok ağır Ezgi. Yutacaksın. Kesseydin. Ben kesebilirsin yani. Oğlum, karışma oğlum, ki. Oğlum Ezgi çok fazla geldi. Yiyeceksin aşkım. İstiyorsan yut. Yut direkt. Su alabilir miyim? Burada da nefes alma. Al benim suyumu iç. Ah
Sen gittikçe vahşileşecekmişim gibi geliyor biliyor musun? Alice müzikalindeki oyuncuları düşün. Evet. En yetenekliden en yeteneksizine bu 5 oyuncuyu saymanı istiyorum. Tamam. Gerçekten gerçek hislerinle, tüm gerçek düşüncelerinle bu 5 ismi sıralamaya koymanı istiyorum. Niye? Ben de varım. Birincisi ben. İkincisi İbrahim. İyi oyuncu mu? Evet. Ha, pardon. 3 Serenay, Merve. Şükrü. Ve Enis Arıkan. Çünkü kısıtlı bir oyuncudur. Branda iyi değildir. Komedide hiç fena değil. Ama Şükrü'yü hep dramda görmüştük. Burada komik de oluyor. Seyirciyi güldürüyor. Hiç açıklama yapma. Hiç açıklama yapma. Yalanlık yapıp. Beni YouTube programına çağırdın ve bunu yaptırdın. Yazıklar olsun ya. Ama yine gelirsin ne herkesle samimi samimi sohbet. Bana da dana değil. Ha Enis? Ya ama ben hayatımda bak şundan korktuğum kadar. Ben zaten bu ara çok kabus görüyorum biliyor musun? Geçen gün. Kabus gördüm be hiye anne. Aliye de bir kız vardı durup durup böyle uyanıyordu. Kabus gördü beyi anne diye. O karakter gibi oldum o kız gibi. Arkadaşlar iki gece evvel 3 kere kendi horultuma uyandım. Diye biri yüzüme ediyor. Bak yemin ediyorum Ezgi. Uyanıp bakıyorum odada kim var diye. Oh, yok öyle biri yok. Sonra anladım ki. Belki de o deminasyon ameliyatına olma vaktin deminasyon geldi. Deminülasyon muydu? Enflasyon muydu? Ezgi'nin cahilliğini bitirelim bu programa. En azından oradan Allah'ından bulsun. Ezgi. Bak, neydi? Devinasyon muydu? Neydi? Deviasyon arkadaşlar. Ne? Deviasyon. Deviasyon. Yeah. Okay, yeah. Bakalım neymiş? Kim cahil çıkacak? Allah'ım inşallah o da yanlış. Ne dedin? Deviasyon dedin değil mi? Deviasyon gibi bir şey demedim. Deviasyon. Öyle değil. Deviasyon. Devi diyor hala. Arkadaşlar Fransızcam var diye beni böyle yargılayamazsınız. Fransızca? Evet. Aksanım var. Evet. İkimiz de rezil olduk. Neyse. Asla olmadım. Ezgi demek ki o kadar da dürüst insanlar değilmişiz. İnsanların galiba bu videoda da bu çıktı. Ya herkesin hoşlanmadığı birileri olabilir canım. İyiler cenneti yani. Ben de kötü bir insan değilim yani. Ama kimsenin kalbini kırmıyoruz. Kimsenin ne bileyim canını sıkmıyoruz. Gerçekten, evet, gerçekten öyle bir şey var İnsanları yani. İnsanları üzmemek için uğraşıyoruz. Ayrıca abi. Benden de hoşlanmayan insan var. Ben bakınca anlıyorum. Ama bakıyorum beni kırıyor mu? Yok, kırmıyor. Mesafeli davranıyor. Ben de nasılsınızı birbirimizden eksik etmiyoruz. Yollarımıza gidiyoruz yani. Ama ben hiç benden hoşlanmayan bir insan görmedim. Ay sen öyle sağ ol. Ağzıma. Ağzından Ayşe, Mehmet, Fatma diye kaçırıyor mu? Sen hiç duydun mu oy ben insan hoşlanmıyorum diyen birini duydun mu? Hayır duymadım. Ama sana nasıl söylesin canım artık? Yok evet yani senin nasıl söylesin? Senin kardeşini sana nasıl dedikodusunu yapsın yılan? Ben duymadım hakikaten. Herkes hak ettiği yerde biliyor musun? Aynen öyle. Gerçekten biraz o taraftan biraz konuşur musun? Yani... Bakın arkadaşlar benim arkadaşım nasıl gerçek olmaya başladı. Herkes hak ettiği yerde diye nasıl hırslandı bak. Evet çünkü biz çok özel insanlarız bak, bakın. O sterlerde herkes... ben herkes istiyorum, ben herkes istiyorum bak ne oldu. Vallahi ben insan severim ama biliyorsun sen bana salak dersin hep. Uyumunu da mı seviyorsun diye. Bakma yılanlığın tuttu da bir iki sevmediğim, tutulduğum tipi bu gece burada patlattın. Yoksa insanları severiz biz, birbirimizi de severiz. İyi ki geldin. Rica ederim aşkım, hep gelirim ki. İnsanlar kanalıma abone olsun, söylesene bir şeyler. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kötü yorum yaparsanız... Allah size... Kötü yorum yapmayın, biz iyi insanlarız.